Arkadaş bu nasıl bir kokudur böyle ya? Hiç mi yıkamıyorlar bunları ya? Hayır yani fotoğraftan bakıyorsun, acıyorsun hayvana, ne kadar şirin diyorsun. Biz bunu mu lüpletiyoruz diye? Ama kokudan da durulmuyor be kardeşim ya. Neyse oğlum Canberk, şu kızın hatırına katlanacaksın artık. Arıyorum. Tabii ki seni alaycı kuş. Alaycı kuş mu? Evet. Ben alaycı falan değilim. Alayla da işim olmaz. Ya öyle değil ya. Hani var ya bir film, açlık oyunları diye kız ok atıyor falan, onu diyorum. Vallahi bizim burada sinema yok. E vardı hani. Şakaydı o. Hem ben sana git buradan demedim mi? E git dedim. Ben de gittim. Burası orası değil ki. Sen biraz dursana. Ben hemen geliyorum. Ne yapıyorsun ya? Badegül ne yapıyorsun? Ya aç şunu, saçmalama, ne yapıyorsun Badegül? Biraz ağırda yaşa da aklın başına gelsin. Ya koyun koklamaktan burnum sağır oldu, saçmalama, aç şunu Badegül. İyi olmuş. Sen çok rahatsın. O burnu sürtsün biraz. Öyle hemen her şeye sahip olamayacağını anla. Sen tabii öyle büyümüşsün, öyle yetiştirmişler. Her şeye hemen sahip olan şehir çocuğu. Ya ne alakası var Badegül? Medeni insanların sonuçta. Konuşarak da anlaşabiliriz. Badegül! Kime diyorum ben ya? Vallahi gitti. Bakmayın koçum siz de öyle. Ne var yani? Siz hep kapalısınız burada. Oh ya, döndü. Şakacı kuş. Seni kurtarmaya geldim yeğenim. Halil abi? Ya ne abisi? Ben senin eniştenim ya. Tabii haklısın, pek görüşemedik. Aslında ben İstanbul'a gelmek, sizi ziyaret etmek, misafir olmak isterdim ama nasip olmadı. Aslında ben de İstanbulluyum. Öyle miymiş? Neresinden? Neresinden? Anadolu yakasından. Evet, Anadolu yakasının her yerinde oturduk aşağı yukarı. Sen beni nasıl buldun burada? Takip ettim. Bak aslanım, enişteler arkadaş gibidir. Benimle her şeyi açık açık konuşabilirsin. Çok iyi sır tutarım. Sen şimdi buraya geldin. Bir köy kızına yeşilleniyorsun. Ama adamı lökertirler. He? He ya. Ben halını almak için zamanında ne taklalar attım ya. Sen daha dün bir bugün iki başını belaya sokarsın. Hiç mi düşünmüyorsun oğlum? Bu kızın bir yavuklusu var mı? Beni lökertir mi diye? Var mı? Kesin vardır. Kim? Herkes olabilir. Yani benim dışımda. Neyse. Bak. Şimdi bu köy yerinde bu kızı içten içe seven biri mutlaka vardır. Anlamazsın. Gelir seni lökertir. Lökertir ne ya? Ya lökertir. Güreşte rakibini kündeye getirirken beni böyle belden bir tutarsın, lök diye bir ses gelir. Belini kırarlar babında. Tamam mı koçum? Tamam işte, tamam. Aferin. Çok çabuk anlıyorsun. Akıllı çocuksun. En akıllı yeğenimsin. Koçsun koç. Hadi şuradan çıkalım da şu koçların içinden sıyrıl. Bak çok güzel espriydi bu. Bak bu şakayı ben halana da yapmayı planlıyorum. Düşmanın içine sızmış gibiyim şu an. Beni yakalatırsan esir muamelesi görebilirim. Sessiz ol, sakın ses çıkartma. Ne arıyorsun sen burada? Seni. Ne demişler? Aşağı kilit vurulmaz. Ona öyle demezler. O hırsıza kilit vurulmaz. Senin dediğin aşağı Bağdat sorulmaz. Aşık diyorsun yani. İyi, çabuk kabullenmene sevindim. Lafın gelişi o. Hem ben böyle şeyleri hiç sevmem.
Ne seversin mesela? Söyle de onlardan konuşalım biraz. Ya bu arada biraz koyun kokuyor olabilirim. Kusuruma bakma. Bu ne be? İğrenç kokuyor bu. Niye iğrençmiş? Zeytin kolonyası o. Sakının sakının Meryem Hanım. Teyze, hı. İçeri girelim istersen. Yok, içeriler bayıyor beni. Burası iyi. Hanımım, hayırdır silah sesi duydum. Sevimsiz bir durum mu var? Yok, bir şey yok. Kaza oldu, kaza. Oh, ben de birini gördüğünüzde sıktınız sandım hanımım. Görsem sıkarım tabii. Yok öyle bir şey.